Hepinize merhabalar dostlar. Bugün Selçuk'ta Büyük Selçuklu Devleti serimizin ikinci bölümüne daha sizin karşınızdayım. En sonuncu bölüm bayağı büyük bir fetihler yapıp bayağı bir içinden geçmiştik dünyanın. Yani 32K'lık gerileri çıkarmıştık bir anda. Hatta şunları arttırsam bile bayağı bir şey oluyor. Vergiyi kıssak yine güzel. Yani her türlü kardayız şu anda. Hükümet olarak aslında askeri akademiyi bir tık daha yükseltelim ki bu yükten bizi kurtulalım abi. Evet, elit şövalye şey de tamamlandı. Artık tuz madenine geçebileceğiz. Çok iyi. Teknoloji ağacını açalım. Aylık miras değil de bizim başkent arttırabileceğimiz bir şey var mı? Yok abi. Bina idare bak maliyeti. İlek binalar. O zaman abi biz general için askeri akademiyi bir tık da arttıralım. Görev şerden şunu da halledelim. Evet, Oğuzlar bizden geçiş izni falan filan istiyor. Şunu bir iki seviye arttıralım. 6'ya 6 bayağı iyi durumdayız ya. Ordu reformunu benimse. Benimseyelim abi ordu reformunu. Çok iyiyiz. Mevcut miras puanı 600 yapalım abi. Başka bir şey alalım. Şöyle bir baktığımız zaman da dünya harikası falan filan bizi bozar abi şu an. Şu an çok güzel. Avantaj puanı geldi bir tane. Askeri akademiye verelim. Teknoloji ağacını açalım. Buradan hükümetten. Hükümet. Şimdi 500. Hangisine? Yani generali bitirelim bari. Sonra tekrardan askeri akademiye yoğunlaşırız. Ona da bir 500K para istiyor. Şöyle bir verelim. Çok iyi. Askeri akademiyi de verdik. Şimdi 600K para istiyor. Biraz bekleteceğiz onu. Bizim dostlar zaten al saldırganlık düşüyor. Bu biriyle savaştı abi. Yani bu iki devletle savaşta değişti. Kıpçak biriyle savaşta değil. Adamlarla aramı düzelteyim. Bayağı hasımmışız adamlarla. İlişki geliştirelim. Güzel. Saldırmazlık paktı. Zaten devam ediyor. Bayağı iyi. Hükümet. Evet abi tamamdır. Bitti gitti. Tuz madenini açıyoruz. Fadıl'la savaştılar. Fadıl hangisi? Kabul edelim. Tam bizimki halleder zaten. Danışmanımız yokmuş. İdari danışman. Vergi verimliliğini artı veriyorsun. Bir de üretim verimliliği artı veriyor. Çok güzel. 37'ye kadar çıkardık. Yüce mahkemeyi bir tık yükseltelim. Hükümet aslında yüce mahkeme geliri de şey yapıyor. Karlı yani aslında baktığımız zaman. Evet. Şimdi şunu abi. Dünya harikasını falan filan boş ver. Direkt yüce mahkemeye yükseltelim. 40 gelirimiz var. Askeri akademi için bir seviye daha arttıralım. Teknoloji ağacına bakacaksak okul değil de. Elit kılıç savaşçısını açalım. Alayları da yükseltelim. Güzel. Kılıç savaşçısı, pikmenler, elit. Şövalye atlı okçu. Mancılık falan üretiyoruz artık. Baya iyi. İttifak oluşturalım tekrardan Fatimilerle. Çok iyi. Miras puanı şuradan bunu açalım. Hükümetten evet. Şunu bir tık yükseltelim. Ve artık birazcık daha binaları inşa edebiliriz baktığımız zaman. Yani şey olarak bunları geç abi. Büyükbaş hayvancılık. Şuraya bir inşaat. Şuraya da bir inşaat. Buraya da inşaat. Neresi diğer bölgeler? Buraya da inşaat. Buraya da inşaat. Tamamdır. Üzüm bağı. Buralara inşa edeceğiz hepsine. İnşaat. Evet, şuralara dostlar tekrardan inşa ediyoruz şunları. Bunlar bizim için bayağı geliri falan iyi olan şeyler. Şu şekilde. Gagra toprağına da inşa edelim. Ve bir tane daha kaldı. Onun değeri şurasıymış. Üzüm bandı inşa ettik. Coin çiftliği falan filan. Madenler açıldı. Madenler bayağı bir gelir veriyor. Tuz madenini açtık mı biz? Evet açmışız abi. Tamam. Artık full maden basacağız. Maden bayağı karlı. Şimdi ilk olarak hangisi daha karlı? Şu daha iyi. İlk olarak bir şu toprakları inşa edelim bakalım. Madenlerimizi. Şuraya da bir tane inşa edelim. Tamamdır.
Güzel güzel ilerliyoruz. Buraya inşa et, buraya inşa et. Bunlar dosar bizim gelirimizi hayvan gibi uçuracak yani. Bir de bunların üstüne vergi verimliliği falan basacağız. Geriye kaldı 4 toprak. Şuna basalım bir tane. Berk öldü, Allah rahmet eylesin. Şöyle şuna da basalım. Ve son olarak da şuna da basacağız. Tamamdır. Evet, buradan bu araştırmayı da tamamladık. Askeri akademi için maksimum seviye açmıştık zaten. Şuna basalım. Teknoloji ağacını açalım. Rüzgar değirmeni okulda kağıt fabrikası açılıyor, ondan dolayı okula açacağım. Güzel, gelirimizi 46'ya kadar çıkardık. Danışmanımız yokmuş, idari danışmanı. Şunu alalım. Bundan da aylık araştırma, birimlerin savunması, birimlerin saldırısı abi. Askeri danışman olarak da ordu maliyeti. Evet, şunu alalım. Çok güzel. Dostlar artık savaş yapmanın vakti geldi gibi. Buradan ilk olarak yani alabileceğimiz devletler kesinlikle birazcık daha. Bir de bir vergi verimliliği basalım ikiye. Şöyle vergi verimliliğine basalım, bakalım yerimiz artacak mı? 48'e kadar yükseldi. Çok çok iyi. Şimdi bir Gazneliler seferi yapılabilir. Kendileri 24. sırada. Teknolojisi bizim kadar ileri değildir. Bir bakalım. Teknolojide 18'de biz 22'deyiz. Evet, aylık biz 44 alıyoruz. Bu kaç alıyor? 29. Çok iyi. Gaznelileri tokatlarız. Fatimileri de çağıralım bu savaşa. Sıkıntı çıkmasın. Bu da para gönderiyorlar. Şöyle gelsinler hızlıca. Evet. Tokatladık. Şurayı da hızlıca işgalden kurtaralım. Yani Gazneliler generalimiz yok. 8'e 8. Çok iyi. Şurayı da alalım. Oo, bize yardım ediyor bayağı şey Fatih ya. Güzel güzel. Evet, bayağı ilerledik. 97'ye getirdik. 100 yaptık. Tamam, güzel. Gaznelilerin bütün topraklarını alalım. Yani şu toprakları bıraksak alabiliyor muyuz şey? Para alamıyoruz. Şuraları da alalım. Tamamdır. Şu şekilde. Aslında şu topraklar da çok çirkin gözükmüyor değil abi. Yani şuraları bırakılabilir. Onun yerine şu topraklar alınabilir. Ama bu toprak da bayağı büyükmüş. Para alsak, ha para alabiliyoruz. Çok iyi. Buradaki eyalet aldık. Tamam. Şu şekilde dostlar barışalım. Burada farklı saçma sapan devletler var. Şu devleti de ortadan kaldırırız ya. Hızlıca bununla da savaşalım. Birilerimizi 50 lukata çıkardık. Burayı yurtlara ekleyelim bu arada hemen. Çok iyi. Bir de üstüne şu devletle hızlıca savaşalım. Hakaret et. Hakaret et. Fatih'i çağıralım, olur ne olmaz. Evet. Şu ordusu gelsin. Evet, şuraları da hızlıca işgal edelim. 90 oldu. 100 oldu, tamamdır. Şöyle alalım. Şöyle parasını da çökelim. Tamamdır. Uygulat diyelim. Bitirdik bu işi. Bir de son olarak şu devleti alacağım. Ortada kalmasın abi. Berbat gözüküyor çünkü. Hakaret edelim. Yenisey Kırgızları. Onlar kim abi? Ta öbür dünyadalar. Direkt şöyle başkentini aldık. Ta o tarafa mı gitmemiz lazım? Mavera Ünle bir aramız da kötü. Kıpçak'la da aramız kötü.
Abi nasıl gideceğiz oraya? En az %90 yapmam lazımmış. Benim şu Muhaver Avni Nehir'le aramı iyi tutmam lazım. Armağan gönderelim buna, para gönderelim. Bu kabul eder. Okul araştırması da tamamlandı dostlar. Artık buradan rüzgar değirmenine gidebiliriz. Teknoloji ağacını aç abi. Aylık mirası arttıralım. Tamamdır. %74 oldu bu arada. Şu illeri de hızlıca şey yapalım. Farklı dinleri de hızlıca dönüştürelim. Çok çok iyi. Ha, bunları hızlıca bir armağan göndersek bize şey yaparlar mı? Evet, armağan gönderiyoruz inşallah. İlişkileri de geliştirelim adamlarla. %86, %87. Ha, bizim yerimize yapıyorlar herhalde ya. %88, %89 talepte bulun. Şu eyaleti var. Üstüne parasına çökelim. O kadar para harcadık. Tamamdır. Evet, artık başkentimize dönebiliriz. Nerede bizim başkentimiz? İsfahan'da. Tamamdır. Artık şöyle bir tanesini yurda katacağız. Dinini değiştireceğiz. Tamamdır. Aylık miras. Şuna verelim. Tamamdır. Hızca Suriye. Umman Mavera. Ünnehir. Danışmanları terfi edebiliyoruz artık. O da güzel bir olay. Generaller için akademiyi de yükseltebiliyoruz. Tamamdır. Şimdi Kraliyet Sarayı, belediye binası, cam işleri falan filan. Okulda kağıt fabrikası açılmış abi. Binalar. Ekonomi. Balıkçı büyük şey. Bunlar geç. Tuz madeni. İnşa edelim. İleri çok mu bilmiyorum ama. Günlük kap değil, maden değil. Varsa kağıt fabrikası. Kağıt fabrikası önemli. Bize bayağı bir şey kazanç sağlıyor bu. Şunu da inşa edelim. Porselen atölyesini de şöyle hızlıca bir inşa edelim dostlar. Çok iyi. Şu madene tekrardan bir önem vermemiz gerekecek gibi. O kadar savaştık abi. Evet. Bayağı bir devleti güçlendirdik ya. Evet dostlar. Bu bölümde bu kadar olsun diyeceğim. Bence güzel bir bölüm oldu. Büyük bir devlet olduğumuzu bütün cihana göstermiş olduk. Bölüm uzun mu oldu, kısa mı oldu bilmiyorum. Bu arada buradan Büyük Selçuklu'yu da formlayabiliyoruz. Ay, Anadolu Selçuklu'yu da. Bir ülke genelinde bir vergi verimliliği arttıralım. Bakalım ne kadar işlev kazanıyor vergi verimliliği. 36-42K'dan bir anda düşüş yaşandı. Neden yaşandı onu anlamadım. Evet, ekonomi basıp 37'ye kadar çıktı. Evet dostlar. An itibariyle ülke bu şekilde. Evet, 40'a kadar çıkardık tekrardan gelire. An itibariyle ülke bu şekilde. Birazcık daha genişlersek artık Bizans'a da alacağız. Bizans'a da çok şu anda saldırmak istemiyorum ama belki diğer bölümde Anadolu'ya gireriz abi. Yani Bizans'a neden girmeyelim ki? Yani bir koalisyon atarız. Yani adamlarla müttefikim, değil mi? 79'da abi, hatta biz var ya, bir ordu toparlarız. Bizans'ın direkt içinden geçeriz ya. Vallahi bana öyle geliyor. Direkt Anadolu topraklarını alırız. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazlası için like atın. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.